Eğitim Reformu Girişimi ve Medyaskop TV işbirliğiyle ekrana gelen Eğitim 360'tan herkese merhaba. Ben Umay Aktaş Salman. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koymayı planladığı yeni öğretim programını, Marif modelini konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yelkin Diker Coşkun ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Kutlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sizlere sorularıma geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum ben. Milli Eğitim Bakanlığı 26 Nisan'da Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ismiyle yeni öğretim programının taslağını açıklamıştı. Ve kamuoyuna geri bildirim için bir haftalık süre tanımıştı. Pek çok kurum tarafından yaklaşık 3000 sayfanın bir haftada değerlendirilmesinin mümkün olmadığı dile getirilmişti. Taslak programların hayata geçirilişi ve geri bildirim süreci eleştirildi bir hayli. Bir hafta sonunda bakanlık sürenin bir hafta daha uzatıldığını açıkladı. Süreç tamamlandığında da 67 bin geri bildirim yapıldığı belirtildi. Şimdi bu geri bildirimlerin programlara nasıl yansıtıldığının ve taslağın son halinin kamuoyuyla paylaşılması da şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından çok önemli. Biz bugün Eğitim 360 yeni öğretim programlarını değerlendirirken uygulanabilirliğine ve uygulamada ortaya çıkacak ihtiyaçlara da değineceğiz. Yelkin Hocam, sizinle başlamak istiyorum ilk olarak. Yeni öğretim programını ve felsefesine siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vurgulamak istediğiniz en temel noktalar ne olurdu yeni programla ilgili? Evet. Şimdi şöyle başlamak lazım. Yani program geliştirme bir süreçtir ve asla iyi bir programa ulaştık diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü bilgi çağındayız ve bilgi sürekli değişiyor. O yüzden programların güncellenmesi, değişikliğe gidilmesi aslında hani böyle bu kadar büyük bir durum ve olay değil. Bu anlamda program geliştirme, müfredat geliştirme süreçlerini ben zaten niyet olarak çok olumlu buluyorum. Bu iyi bir amaç. Yani olduğunuz yerde kalmamak adına. Ancak felsefi açıdan incelediğiniz zaman bir program, hangi program olursa olsun, programın yaklaşımının ne olduğu programda açık açık belirtilmeli. Şimdi bu yeni taslak programa baktığım zaman bizim eğitim felsefemiz şudur gibi bir cümle, literatüre dayandırılan bir cümle yok. Yani bildiğimiz eğitim felsefelerinden biz şunu benimsiyoruz gibi bir ifadeyle karşılaşmadım. Belki bu son halinde buna ilişkin eklemeler yapılacaktır. Onu da göreceğiz tabii ki de sonrasında. Ancak ifadelerden şunu anlıyoruz, arzu edilen şey değişimi, dinamizmi, işte bilgi çağını ve teknolojiyi yakalamaya çalışan bir eğitim programı oluşturmak, bir müfredat oluşturmak. Ancak niyet edilen, amaçlananla, dokümanda yazılı olanlarla da çelişkiler görüyorum. Örneğin değer eylem modeli diye bir model var. İşte yapılandırmacı yaklaşım ya da işte yenilikçi bir eğitim felsefesi iddiası varsa toplumun var olan değerleriyle ilgili şeyle konuların çok fazla ön plana çıkmaması gerekirdi. Onun yerine toplumda var olmayan yeni değerlerin programa yerleştirilmesini bekleriz. Bilmiyorum bu hani çok açıklayıcı olabildi mi ama programda bizim zaten milli değerlerimiz var. Biz bunları öğretmeliyiz gibi bir bakış açısıyla yola çıkılmış. Bu o açıdan hani böyle bakınca da bir eğitim felsefesi bizim anladığımız anlamda eğitim bilimlerinde anladığımız anlamda bir eğitim felsefesi çerçevesi göremedim programda. Peki hocam, bir de Türkiye'de okullar arasında imkan ve öğrenme farklılıkları bir hayli fazla. Sosyoekonomik durumun eğitime etkisini de eklediğimizde aslında bütün bu açıdan baktığımızda programların uygulanması, var olan bu taslak programın uygulanmasına nasıl etkiler? Orada dikkat çekmek istediğiniz noktalar olur mu? Şimdi bir eğitim programını başarıya ulaştıran etmenlerin başında teknik anlamda iyi bir eğitim programı oluşturmak tabii ki de
birinci sırada. Ancak ne kadar iyi bir eğitim programı oluşturursanız oluşturun, uygulayıcılar, uygulanan ortam eğitim programının niteliğini doğrudan etkiler. Hatta biz hep hani, ne deriz? Kötü bir program iyi bir öğretmenin elinde mucizeler yaratabilir. Ama iyi bir program yeterince eğitim almamış, konuyla ilgili bilgi sahibi olmayan bir öğretmen ya da yeterli eğitim ortamına sahip olmayan okullarda faciaya dönüşebilir. Bunu neden söylüyoruz? Şimdi bir eğitim programının esas olarak hedefi çocukların programda amaçlanan bilişsel, duyusal, psikomotor alanda, kültürel anlamda, sosyal anlamda gelişmesini sağlayacak belirli öğretim etkinlikleri hazırlamak, bunları başarıyla uygulamak ve sonrasında da ölçüp bunları değerlendirip çocuklara geri bildirimde bulunmak, ailelere geri bildirimde bulunmak. Şimdi bir programı masa başında hazırlarken biz hayali bir öğrenci için hazırlıyoruz. Yani arzu ettiğimiz çocuk ve genç profilini ortaya çıkartmak için hazırlıyoruz. Ve haliyle yine olması gereken hayali bir eğitim ortamından yola çıkıyoruz, değil mi? Ancak bu hazırladığımız programın Türkiye'deki mevcut okulların ortalamasına hitap etmesi bekleniliyor. İşte burada hemen aklınıza şunu getirmemiz gerekiyor. PISA bize neyi söylüyor? Evet, sizde eğitimi çok iyi olan okullar var ama aynı zamanda sosyal eşitsizliklerden kaynaklanan ve fırsat eşitliği anlamında eğitim ortamlarında yeterli olanaklara sahip olmadığı için akademik başarısı da düşük olan önemli bir kitle de var diyor. Şimdi böyle olunca sizin arzu ettiğiniz programı bu okullarda nasıl uygulayacaksınız sorusu çok daha kritik hale geliyor. Çünkü iyi bir okul ortamı, iyi bir bahçe düzenlemesi gerektiriyor. Çocuk dostu, öğrenen dostu ortamlar gerektiriyor. Laboratuvarlar gerektiriyor, kütüphane gerektiriyor. Bütün bunlar sağlandıktan sonra, hatta öncesinde yine beslenme, ulaşım, değil mi? Çocukların temel ihtiyaçları ile ilgili yaşadıkları birçok sıkıntının dışında okulun içinde sınıf ortamları ile ilgili, diğer öğrenme ortamları ile ilgili de belli bir standardın yakalanması gerekiyor. Bunun olmadığında siz işte yeni programda çok iddialı güzel dersler var ama bu derslerin uygulanacağı ortamlar eğer yaratılamazsa başarıya ulaşmayacaktır. Bunun dışında yine eşitsizliklerle ilgili şunu söylemek lazım. Türkiye'de eğitim fakültesi mezunu olan öğretmen sayısı kadar eğitim fakültesinden mezun olmayan, ücretli öğretmenlik yapan işte 2 yıllık ya da 4 yıllık öğretmenlik görevi verilen kişiler de var. Özellikle pedagojik formasyon eksiği olan kişilerin program okuryazarlığı da olmayacağı için okul eşitsizliklerinin yanına bir de aslında öğretmen eşitsizliğini de eklemiş oluyoruz. Ben açıkçası bunu önümüzdeki süreçte daha da fazla hissedeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yeni program çok ciddi bir program okuryazarlığı gerektiriyor. Çok fazla eğitimle ilgili terminolojik kavram var. Ve bu kavramların altının öğretmenler tarafından doldurulması önem taşıyor. Çünkü eğitimde karşılığını bulabilmesi için öğretmenin onu anlaması, sınıf ortamında nasıl uygulayacağını bilebilmesi gerekiyor. Bu açıdan eğitim eşitsizlikleri yeni programda daha da görünür hale gelebilir. Peki hocam, çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani sadece öğretim programı değil, okul ortamı, öğretmenin desteklenmesi. Bir de şimdi aslında programlarda sadeleştirme yapıldığı söylendi. Tabii bu değerlendirmeyi bir de ders sayısı ve ders süresine hesaba katarak da yapmak lazım. Henüz ders sayısı ve süresi açıklanmadı. Ama yine de baktığınızda kağıt üzerindeki programlar nasıl bir uygulama gerektirir ya da o doğacak ihtiyaçlar var mıdır? Bu noktadan dikkat çekmek istediğiniz bir şey var mı? Her şeyden önce yine aslında eğitime teknik anlamda bir yorum getirmek gerekecek diye düşünüyorum. Yani bilimsel teknik
bir yaklaşımla değerlendirecek olursak şunu tehlikeli buluyorum. Bir dersin ya da bir hep dersin kazanımının bu çocuklara zor geliyor ya da bu çocuklara öğretilmesi çok zor diye programdan çıkartılmasını ya da böyle bir sahibeleştirmeye gidilmesini yeterli bir ihtiyaç analizi çalışmasına dayanmıyorsa sakıncaları olacağını düşünüyorum. Özellikle temel becerilerde. Nedir temel beceriler? Matematik, dil, Türkçe yani. Bu derslerde yapılan sadeleştirmelerin hangi ihtiyaç analizi çalışmasıyla gerekçelendirildiği çok önemli. Şimdi çocuklar ve gençler bilişsel gelişimlerini daha tamamlayamadıkları için, yani gelişimleri devam ediyor. Bazı konularda karar verici olamayabilirler. Burada öğretmenlerin gözlemleri, geri bildirimleri çok önemli. Ve şunu unutmayalım, bir dersin programı hazırlanırken özellikle ön koşulu öğrenmelerle ilgili çocukla gençlere sahip olması gereken bilgiler verilmediği takdirde program başarıya ulaşamayacaktır. Ve bunun ölçme değerlendirmesi de zaten bize hemen bunu gösterecektir. Şimdi benim kafamı en çok bu kurcalıyor sadeleştirmelerle ilgili. Çünkü basında çok yer aldı. Sadeleştirmelerin gerekçelerinin olması lazım. X bir ülkenin programı incelenip o ülkede göremedik biz de koymayalım dedikten ziyade, yani o yaklaşımdan ziyade bizim kendi öğrenen özelliklerimize, kendi öğrencilerimizin özelliklerine uygun, onların ihtiyaçlarına uygun bir program hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada da işte bu bahsettiğim programların geliştirilmesinde yapılan bilimsel işte ihtiyaç analizi yaklaşımlarının işte izlenen süreçlerin açık olduğu bir çerçevenin olması gerekir. Tam bu noktada bir de Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Ömer Bey, bir de böyle hani şu an uygulanan mevcut müfredatı siz nasıl tanımlıyorsunuz yapısal olarak ve yeni öğretim programı ile arasında nasıl bir fark var? Size de bunu sorarak başlayayım. Sonra ölçme değerlendirme boyutuna da daha ayrıntılı girelim. Evet, teşekkür ediyorum. Yakin Hoca çok önemli noktaların altını çizdi. Hani ben de zaman zaman onu destekleyince kendi fikirlerimi ifade edici noktaları da vurgulamak isterim. Tabii öncelikle şunu söylemek isterim. Bu programı geliştiren, bu çalışmalara katılan geniş bir akademisyen grubu var. Bunların tam olarak kim olduğunu bilmiyorum. Sorum basında bunlar yansımadı. Ayrıntılı olarak tanımıyorum. Dolayısıyla bu arkadaşların vermiş olduğu emek var. Onlara da saygısızlık etmek istemiyorum. Sonuçta ortaya çıkmış bir ürün var. Biz bu ürünün üstünden konuşuyoruz. Tabii Türkiye program geliştirme çalışmalarını 1960'lı yıllardan beri sürdürüyor. En kapsamlı program 68 yılında yapıldı. Süre Türkiye'ye hizmet etti. Daha sonra 2003 yılında tamamen yeni bir anlayış becerilere önem veren Türkiye'nin ilk programı 2004'te pilotu yapıldı, 2005'te uygulanmaya başlandı. Fakat program başarıya ulaşamadı. Sonra da bir takım yönleri revize edilerek bugünkü aslında kullanılan program ortaya çıktı. Ben genel olarak 2003'te geliştirilen ve 2003'ten sonra bugüne gelen ve bugün de yapılandırılmış olan yeni programdaki 3 anlayışı doğrusunu söylemek gerekirse temelde bir farklılık içermediğini düşünüyorum. Çünkü bu programlar sonuç olarak araştırmaya dayalı olarak yapılandırılmadı. Arka planında geniş bir araştırma yok. Paydaşların görüşleri alınmadı.
Hani bu paydaş görüşlerini göremiyoruz. Sonuçta bu programlar bir şekilde öğretmenlerin elinde, öğretmenler ne anlıyorsa, hatta ben okul çalışmaları da olan bir öğretim üyesiyim. Öğretmenlerin programı bilemediklerini, programı okuyamadıklarını gördüğümü de söylemek isterim. Hatta program geliştirme alanındaki arkadaşların program okuma yeterliği, öğretim programı okuma yeterliği gibi yaklaşımlarla da öğretmenlere bir takım açıklayıcı eğitimler verdiklerini de gördüm. Dolayısıyla bugünkü yürütülen program ağırlıklı olarak kapsam tabanlı, benim kişisel görüşüm kapsam tabanlıdır, öğretme tabanlıdır ve hani öğrenci merkezli olmaktan daha çok ve öğrencilerde temel becerileri ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmekten daha çok ders kapsamlarının öğretilmesine dayalıdır. Var olan, yani bugün yürürlükte olan programın yapısını böyle görüyorum. Yeni programla ilgili görüşüme devam edeyim mi? Yoksa burada bir soru var mı? Soracağım. Yeni programda da çok fark yok gibi mi görüyorsunuz peki hocam? Şöyle görüyorum. Şöyle görüyorum. Tabii ki yeni program, yani aynıdır. Hani böyle bir iddiam yok. Ama sonuç olarak her üç programın da arkasında kapsamlı Türk eğitim sisteminin, Yelkin Hoca'nın da belirttiği gibi, bir felsefeye oturacak, Türk eğitimini ileriye taşıyacak, Türk eğitiminin gereksinimlerine uygun ihtiyaç analizleri yapılmış programların geliştirilmediğini görüyoruz. Yeni program da böyledir. Her ne kadar bakan 10 yıldır çalışıyoruz dese de, yani sonuç olarak biz de bakanlığı izliyoruz, bakanlıktaki çalışmaları biliyoruz. Yani bu 10 yıllık çalışmanın bir ürünü olan bir program değil. Eğer olsaydı 10 yıllık araştırmalar olurdu. Bu araştırmaların bulguları paydaşlarla paylaşılırdı. Üniversiteden görüşler alınırdı, STK'lardan görüşler alınırdı, öğretmenlerden görüşler alınabilirdi. Bu program yapıldıktan sonra bir hafta askıda kalınarak görüş alınma yoluna gitti ki, yani bu programların geliştirilme süreçlerinin benzer olduğu anlamına geliyor. Sonuçta programın içindeki becerilerin yerleştirilmiş olması ve bu becerilerin anlatılmış olması bu programı beceri temelli bir program yapmıyor. Tam tersine programın örtük yapısı aslında becerilere işaret etmekten daha çok örtük yapısı bir yerde daha ideolojik temelli, daha muhafazakar anlayışlar içeren, erdem teması altında içeren noktalara vurgu yapıyor. Yani programın örtük yönü burada, örtük program diyebiliriz. Örtük program yönü aslında bakanlığın bir yerde ya da bu programı geliştirenlerin aslında bir yerde niyetini de ortaya koyuyor. Çünkü Cumhuriyetimizin buradaki temel değerleri, evrensel değerler ve 21. yüzyıl çağının o değişimini kucaklayan ve bizim öğrencilerimizin içinde bulunduğu temel yeterlik alanlarındaki zayıflığı ileriye taşıyacak bir programın aslında burada geliştirilemediğini görüyoruz. Çünkü bu beceriler arası ilişkiler, bunların öğretim süreçlerine nasıl aktarılacağı, öğretim etkinliklerinin nasıl yapılandırılacağı, öğrencilerin
öğretim sürecinde nasıl aktive edileceği ve ölçme değerlendirme boyutuyla öğrenci başarısının nasıl izleneceği ve geliştirileceği aslında burada net değil. Bunu programa yani yazmış olmak, orada sözcüklerle ifade etmiş olmak programın tamamen yani Türk eğitiminin ihtiyaçlarına uygun olmadığını gösteriyor. Bunun da birçok örneği olabilir. Şunu da söyleyebilirim. Ben basında çıkan haberlerin tümünü izledim. STK'ların yazılarını izledim. Ya hiç bir tanesi bu program hakkında olumlu bir şey söylemiyor. Yani TÜSİAD programı eleştiriyor. Eğitim sendikaları programı eleştiriyor. Hatta kısa bir süre önce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış hocamız Burhanettin Dönmez yani programı eleştiriyor. Programı hani eleştiren çok fazla kurum var. TEDMEM 196 sayfalık raporuyla programı eleştiriyor. ERG'nin çok derin çalışmaları olduğu ve çalışmalarını sürdürüyor. Programın eleştirilen yönleri var. Ve tabii ki yeni sorularla açabiliriz. Yelkin Hoca çok güzel bir şey söyledi. Ben bu sorunuzu onunla bağlamak isterim dedi ki, yeni program yeni eşitsizliklere neden olabilir dedi. Gerçekten de bu çok doğru ve ben en büyük endişem budur. Çünkü bu görüşe kendi görüşümle şöyle katılmak isterim. Şimdi bizim, şuraya da hatta küçük bir not aldım. Yelkin Hoca'nın konuşmaları arasında bu programı kim uygulayacak? Öğretmen yeterliklerimiz buna uygun mu? Soruları da vardı. Benim de kişisel görüşüm, buna uygun bir öğretmen yeterliği yok. Hatta öğrenci yeterliği de yok. O zaman bu program uygulanamazsa, doğru uygulanamazsa, olduğundan düşünüldüğünden farklı biçimlerde uygulanırsa, hatta programın örtük mesajları ön plana çıkarılarak uygulanırsa, zaten Türkiye'nin 2000'li yıllardan beri düşük olan öğrenci başarısı, temel yeterlik alanlarında düşük olan matematikte, fen, bilim okur yazarlığında, okuma okur yazarlığındaki başarı düşük olan başarılarımız, yani Türkiye'yi onulmadık bir erozyonla çocuklarımızı zaten kapanmış olan üst grupla alt grup arasında kapanmış olan makası iyice kapatmayacak mı? Yani bu program eğitimdeki eşitsizlikleri bu yönde büyütebilir. Çünkü daha önceki programlar buna yol açtı. Bundan sonra da yol açabilir. Ben bu programı bu açılardan bilmiyorum geliştiricilerin iyi sorgulamadıklarını düşünüyorum. Peki hocam biraz önce beceri temelli deyince beceri temelli olmuyor program dediniz. Aslında beceri temelli program ne demek peki ve hani olması gereken nedir? Ve beceri temelli bir program nasıl ölçülebilir? Şimdi şöyle, tabii ki eğitim alanı farklı bilim alanlarından gelen insanla ilgili, insan davranışlarıyla ilgili, insanın nasıl öğrendiğiyle ilgili aslında yaklaşımlara dayalı olarak gelişiyor. Eğitim bilimleri zenginleşiyor. Yani bizim program geliştirme anlayışımız, öğrenme öğretme sürecindeki öğretim etkinliklerini yapılandırma biçimimiz ve ölçme değerlendirme bir yerde arka planda tam da doğrudan belki bağlantılı gibi durmayan, eğitimcilerin de belki tam önemsemediği tıp bilimlerinden, biyolojiden hatta değil daha çok o kanalla bize geliyor.
psikolojiden bir bilgi akışıyla eğitim bilimleri zenginleşiyor. Dolayısıyla aslında 20. yüzyılın son çeyreğinde öğrencilerin öğrenme yollarıyla ilgili bilgilerimizde de büyük bir çeşitlilik oldu. Öğrencilerin aslında temel bilgileri tek tek değil, bilgileri birbirleriyle ilişkilendirerek öğrendiklerini ve kalıcı hale getirebildiklerini de araştırmalar ortaya koydu. Yani programlar evet beceri temelli bana göre olmalıdır. Çünkü bir beceri birden fazla bilgiyi ilişkilendirebilme yolunu öğrenciye öğretir. Ve bunu öğretim etkinlikleriyle ve özellikle gerçek yaşam durumlarına dayalı öğretim etkinlikleriyle yapar. Şimdi bu programa baktığımızda bunları ne yazık ki göremiyoruz. Yani o beceriler orada duruyor ama birden fazla bilgiyi öğrencinin ilişkilendirip gerçekçi durumlarla kullanma gücünü zenginleştirebilecek öğretim etkinliklerine bu programın yapısı içerisinde göremiyoruz. Yani dolayısıyla buradaki beceri aslında bilgiyi kullanma yolu büyük bir liste verilmiş ortak metinde beceriler anlatılıyor. Fakat burada da büyük bir karışıklık var. Şimdi özellikle son yıllarda bilişsel beceriler, hani diyor ki program, bu becerilerin birbirleriyle ilişkisi yoktur, birbirinden bağımsızdır diyor. Yani böyle bir şey, böyle bir iddia var. Yani oraya tek tek yazılmış, o beceriler birbirinden bağımsız, birbiriyle ilişkili değil. Yani nasıl ilişkili değil? Örneğin bilimsel süreç becerileri, yani bazı beceriler bir araya geldiğinde bilimsel düşünmeler, bilimsel düşünme yolları, bazı beceriler bir araya geldiğinde problem çözme, bazı beceriler bir araya geldiğinde eleştirel düşünme ya da yaratıcı düşünme, empati kurma, toplumsal tarihin önemini anlama gibi aslında temel üst düzey düşünme beceri alanlarını oluşturuyor. Şimdi program bunlara bir ölçüde vurgu yapar gibi görünse de yani çelişkiler mevcut. Diyor ki 3 temel üst düzey düşünme beceri alanı dikkate alınmıştır. Karar verme, problem çözme, eleştirel düşünme. 3 düzey yani üst düzey düşünme alanı bu 3 boyutla sınırlı değil ki. Ayrıca birçok sınıflamalarda karar verme eleştirel düşünmenin içindedir. Ayrı bir yapı değildir. Peki yaratıcı düşünme nerede? Peki bilimsel düşünme nerede? Şimdi bunları göremiyoruz. Bunlar yok. Yani burada acemilikler de var. Zafiyetler var. Yani program geliştiren arkadaşlarımı aslında yani bir suçlama anlamında değil ama bu boyutlar eksik bırakılmış. Şimdi üst düzey düşünme diyorsan o yapının bir tanımı var ve alan yazında çalışılmış bir konu, yeni de değil. Ayrıca evet bugün duyusal becerilerden daha farklı olarak içsel becerilerden söz ediyoruz. Yani bilişsel becerileri harekete geçiren arka plandaki bireye özgü, bireyden bireye değişkenlik gösteren yapılar. Bizi diğerlerinden ayıran durumlar. İşte kararlılık gibi, ilgi gibi, merak gibi, güdü gibi, özgüven gibi. Şimdi duygusal özellikler deyince daha sevmekle falan ilişkili, korkmakla, hani duygularla ilgili bir durum. Ama bugün o az önce sözünü ettiğim bilgi alanları bize yapıları, sosyal beceriler, kişiler arası beceriler. O zaman hani burada bir model, yani felsefe yok. Evet, felsefe,
Aslında örtük felsefe var. Ya yazıyor da. Yani şöyle, bakın ilginç, yazıyor. Diyor ki, Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamak ve milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı, güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefler. Ve devamında diyor ki, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştıran, mesuliyet ve ülkü sahibi yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi nesiller yetiştirmek diğer hedefleri arasındadır diyor. Yani böyle bir şey tanımlıyor gayet yuvarlak ideolojilerin üzerinde. Oysa bizim cumhuriyet değerlerimiz var. Yani bu toprakların evet bir sağ sol ideolojisi değil ama bir toplumsallaşma, gelişme ideolojimiz var. Ve bu çağdaşlık, buna hiçbir vurgu yok. Yani ahlak erdeme vurgu var ama bu değerler yok. Dolayısıyla bir felsefe yok. Yelkin Hoca'ya katılıyorum. Felsefe olmadığı gibi bu beceriler, üst düzey düşünme becerileri, bunun geliştirilme yolları, burada model yok. Eğitim modeli yok. Yani program geliştirme modeli yok. Peki hocam, yine Yelkin Hoca'ya da size de sormak istiyorum. Önce Yelkin Hanım'la başlayayım. Şimdi eğitici eğitimleri başladı. Öğretmen eğitimlerinde yazın devam edileceği konuşuluyor. Çok ilk soruda, aslında ikinci soruda da girmiştiniz ama biraz daha açalım orayı. Programların öğretmen boyutuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Size ulaşan geri bildirimler, uygulamaya yönelik öğretmenlerin dikkat çektiği şeyler, sizin dikkatinizi çekenler var mı hocam? Evet, aslında programda hani bahsettim biraz önce de Ömer hocamızın da belirttiği bir sürü ne var? Bilimsel terminolojik kavramlar var. Yani hem ifadeler var hem kavramlar var. Alan bazlı kavramlar var, terminolojiler var. Bir de eğitim bilimsel terminolojiler var. Eğitim bilimleri alanında ki hani ne diyelim, jargon aslında, değil mi Ömer hocam? Hani hepimizin kullandığı ama o akademik çevrede bizim çok yoğun olarak kullandığımız ve öğretmenlerin aslında hani yüksek lisans doktora yapıyorsa eğer mutlaka karşılaştığı kavramlar oluyor. Ancak ya da eğitim fakültesinde eğitim alırken karşılaştığı kavramlar oluyor. Bazıları da programda karşılaştığımız terminolojileri aslında bakarsanız son işte 7-8 senenin daha yoğun olarak literatürde çalışılan kavramları. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman öğretmenlerin çok 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 ciddi sistematik bir hizmet içi eğitimden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir 3 aylık zaman dilimi var. Çok kısaca şundan da bahsetmek lazım burada, hani öğretmen eğitimi kapsamında. Şimdi öğretmenler genellikle programlarla doğrudan karşılaşmazlar. Programın uygulamadaki hali ders kitaplarıdır. Yani ders kitaplarında görürler programın içerik kısmını, etkinliklere ilişkin bilgileri. Programı incelerler ama programın uygulamadaki en görünür hali ders kitaplarıdır. İşte burada benim aslında hani kafama takılan sorulardan bir tanesi de ders kitaplarının hazırlık aşaması nasıl olabilir? Yani bu da çok öğretmene gerçekten rehberlik edecek türde ders kitaplarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte sistemsel düşünme becerisi, Ömer hocamızın bahsettiği gibi duyusal beceriler, artık içinde bulunduğumuz yüzyılda bilişsel becerilerin gelişmesindeki en önemli özelliğin duyusal destekler olduğunu bütün araştırmalar ortaya koyuyor. Şimdi motivasyonel süreçler çok önemli. Merak, ilgi gibi özelliklerden bahsettik. Bunlar çok önemli. Öğretmenler bu süreçleri öğrenmede nasıl destekleyecekler? Yani matematikte işte çarpanları ayırmayı öğretirken öğretmen çocukta merak ve ilgiyi nasıl arttıracak? Bu sadece etkinlik temelli düşünmek değil.
biraz o konuda da soru işaretlerim var. Çünkü sürekli etkinlik temelli öğretimin sanki daha beceri geliştireceği ile ilgili bir şey de var. Öyle bir genel kabul oluştu aslında dünyada da. Ancak yavaş yavaş modern eğitim yaklaşımlarının uygulandığı ülkelerde de bu tartışılıyor. Yani beceri odaklı eğitim gerçekten sadece etkinlik temelli eğitim demek mi? Biraz önce söyledi Ömer hocamız, bilginin uygulamadaki karşılığı beceridir. Yani birden fazla bilgiyi bir araya getirebilmek, bunlar farklı alanlardaki bilgiler de olabilir. Bunları bir araya getirerek uygulamada doğru şekilde kullanabilmesi bize o beceriyi kazandığını gösterir. Şimdi bunlar ne dedik? Öğretmen eğitimi birinci önemli unsur oluyor. İkincisi ders kitapları. Yani yine beceriye dönük şekilde içeriği öğrenciye sunabilecek mi bu ders kitapları? Üçüncüsü de öğretmenler özellikle de bilişsel süreçleri destekleyecek şekilde kendi alanlarına özgü ders planlamaları yapabilecekler mi? Bunun için öğretmenlere çok ciddi bir program okuryazarlığı, hatta ölçme değerlendirme açısından da destek verilmesi gerekeceğini düşünüyorum. Diğer türlü hani programı değiştirmiş olacağız, ancak mesela eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenle olmayan öğretmen yine bir fırsat eşitsizliği nedeni olacak sınıfta öğrenciler açısından. Programın hani bence öğretmen hazırlık aşaması ve ders kitapları, öğretim materyallerinin hazırlığı aşaması da yine üzerinde düşünülmesi gereken konulardan birisi. Ölçme değerlendirmeye de değindiniz aslında Ömer Hocam. Buradan size döneyim. Yani süreç temelli bir ölçmeden bahsediliyor genel olarak ama yani bu program, bu taslak program ölçme değerlendirme açısından yani öğretmenler nasıl ölçüp değerlendirecek bu programı? Sizin dikkat çekmek istedikleriniz, öğretmenlerden aldığınız geri bildirimler, sorular var mı? Kaç dakikamız var acaba? Ona göre bir konuya küçük bir değinme yaptıktan sonra sorunuza döneceğim. Buyurun hocam, bir 5 dakikamız var. Şimdi şöyle, bu örtük kısma gerçekten dikkat çekmek istiyorum. Hani ölçme değerlendirmeyi söyleyeceğim. Şimdi bu programda öğrenci profili, yetkin ve erdemli insan bu ortak metinde vurgulanıyor. Sayfa 8'de. Şimdi burada zaten ontolojik falan böyle kavramlar var. Ontolojik, epistemolojik, zamansal bütünlük, ya aksiyolojik olgunluk falan, böyle bir hani bizim anlayabileceğimiz belki ama eğitimde tam da böyle karşılığı olmayan. Şimdi ontolojiye şöyle bir şey söylüyor. Bakın, yani ciddi bilimsel hatalar var programda. Kalp ve zihnimizi içeren ruh, beden ile birlikte iki ontolojik yanımızı ifade eder. Bir öğrenci sağlıklı bir bedene ruhun yetenekleri olan, ahlaki olgunluk taşıyan bir kalbe ve sonuçlara göre hareket edebilmeyi başaran dengeli falan diye cümle böyle devam ediyor. Yani şimdi lütfen, yani kalp nedir? Yani kalp sinir sistemimizden aldığı uyarıyla kan pompalayan bir organdır. Yani duygularla hiçbir bağlantısı yoktur. Yani duygular zihin dediğimiz beynimizde gerçekleşen bir durumdur. Yani siz şimdi burada felsefeyi, öğrenci profili, yetkin ve erdemli, hani bu tür şeylere bağladığınız zaman programda, örtük program burada sorun yaratacak. Şimdi ölçme ve değerlendirme programda sadece sözcükler olarak kullanılıyor. Evet, işte kısa yanıtlı deniyor, açık uçlu deniyor, performans görevi deniyor, çalışma kağıtları deniyor. Fakat ben bu kavramların programda hem
öğrenme çıktısı olarak nitelenen ifadelerle hem de o öğrenme çıktılarına bağlı olarak oluşturulmuş herhalde öğretim etkinliği onlar, öğretim etkinlikleriyle yani öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri, öğretme ve öğrenme uygulamaları her bir öğrenme çıktısını tek tek anlatıyor. Şimdi ben bunlara baktığım zaman burada öğrenme çıktılarına ilişkin ölçme ve değerlendirmeyi uyumlu göremiyorum. Yani hepsinde yuvarlak laflar edinilmiş. Şimdi eğer biz öğrencilerde birden fazla bilgiyi kullanma yolunu ve yani becerileri ve birden fazla beceriyi kullanma yolunu, üst düzey düşünme becerilerini geliştireceksek, o zaman burada kullanacağımız ölçme araçları ağırlıklı olarak zaten açık uçlu maddelere ve göreve dayalı maddelere dayalı olacaktır. Proje adı yok bir kere programda, proje. Projelerin olması lazım. Araştırma tabanlı çalışmalar olması lazım. Şimdi bunları göremiyoruz. Dolayısıyla ölçme değerlendirme, şimdi öğretmenler, açık uçlu maddeler, performans görevleri, proje hazırlama konusunda yetkin bir deneyime sahip değillerse, Yelkin Hoca'nın da vurguladığı gibi bu program nerede vücut bulacak? Kitapta vücut bulacak. Öğretmen kitabı olamayacağına göre bir ders kitabı olacak. Öğretmenler ders kitabının içeriğini anlatıp geçecekler ve yine bildikleri klasik ölçme yollarını kullanacaklar. Aslında program hani orada örtük yapısıyla ve beceri denilen hani gözle görünür oradaki yapısıyla sınıf içine zaten hitap edemeyecek. Ayrıca ben bunu uygulayabilecek bir öğretmen donanımının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğitim fakülteleri böyle bir öğretmen yetiştirmiyor. Hatta bunu alabilecek öğretmen olsa da öğrenci donanımı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla burada öğretmenler yaygın kullandıkları ölçme yollarını kullanacaklar. Ve bugün bilebildiğimiz ne var? Bir, geçiş sınavları, orta öğretime geçiş, yüksek öğretime geçiş. Yine bu kitaplardaki bilgileri anlatacaklar ve soru çözme yolunu, çoktan seçmeli soru çözme yolunu tercih edecekler. Yani bu programın eğitimi yapılsa da program anlatılacak. Öğretmenler zaten bunu anlama ve uygulama yetkinliğinde ve donanımında olamayacakları için bu program zaten çalışmayacak, bilindiği gibi uygulanacak. Ama örtük program Türkiye'yi aşağı çekebilir mi? Evet, aşağı çekebilir. Hatta bu program yarattığı karışıklıkla eşitsizlikleri artırıp düşük başarı grubunun çoğaltabilir mi? Bence büyük bir olasılıkla çoğaltır. Çünkü bugüne kadar bizim PISA'da ikinci yani temel düzey dediğimiz ikinci düzeyin altındaki öğrenci sayımız 2022 PISA bulgusunda %55'ten %70'e fırladı. Yani bizim birinci düzeyde ve ikinci düzeyde %70 civarında öğrencimiz var. 5 ve 6'da %2 düzeyinde öğrencimiz var. Yani çocuklar kaydılar. %98 çocuk 4 ve altında, hatta yani 3 diyebiliriz. O %95'in üzerindeki öğrenci 3. düzey ve altında. Şimdi bu program bu süreci hızlandırır mı? Kafa karışıklığıyla bence bu süreci hızlandırabilir. Yani ben bu programın bu açıdan gerçekten riskli buluyorum. Yani uygulandığı zaman eğitimde ciddi olumsuz sonuçlarının olabileceğini düşünüyorum. Hı hı.
Peki bugün Eğitim 360'ta Marif modelini konuştuk. Geri bildirim süreci tamamlandı. Geri bildirimler nasıl yansıtılacağı ve kamuoyuyla paylaşılmasının önemini bir kez daha vurgulayalım. Bir de pilot uygulama olmasının önemini ben bir kez daha vurgulamak isterim. Sizlerin son kez böyle bir iki cümle eklemek istedikleriniz varsa Yelkin Hocam sizle başlayalım. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi pilot uygulamanın olması, ihtiyaç analizinin olması ve şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılması çok önemli. Hangi programı geliştirirseniz geliştirin, program geliştirmenin bilimsel basamaklarına uygun olması gerekiyor. Bu basamaklara uygun olarak geliştirilmiş bütün programlar orta düzey başarıya zaten ulaşacaktır. Amacımız orta düzey başarının da üstüyse eğer, o zaman kendi öğrencilerimizin, ülkemizdeki çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarına dönük programlar geliştirmemiz gerekiyor. Çok kısaca Ömer Hoca'nın söylediğine çok somut bir örnek vereceğim. Mesela değer öğretimi çok ön planda. Değerler yaşanarak öğrenilir. Kitaplarda yazması ya da çocuklar şu değer kıymetli bir değerdir demek değil, onların yaşatılması bilimsellik de bir değerdir. Evrensel düşünmenin temellerini oluşturan değerleri çocuklara yaşatabileceğimiz bilimsel eğitim ortamları oluşturmak bu anlamda çok kıymetli. İşte yiğitlik ve mertlik değerini koyduğunuz zaman yiğitlik ve mertlik değeri kişiden kişiye farklı yorumlanabilecek bir değerdi ve öğretmenin somut olarak bu çocuklarda işte karşılığını bulacak etkinlikleri yapıp çocuk özelinde değerlendirmesi aslına bakarsanız zaten şu anda da öğretmenlerimiz okullarda yaptıkları çalışmalarda kendi kültürel değerlerimize ilişkin olabildiğince fedakarlıkla ayrıca doğru şekilde öğrenci yetiştirmeye de çaba gösteriyorlar. Ama bizim öğretim programlarımızı evrensel değerlere uygun hale getirmemiz gerekiyor. Evrensel değerlerin başında da bilimsellik ve etik geliyor. Programda etik kelimesi çok az geçiyor. Bir ya da iki defa etik kelimesine rastladım. Ama çok önemli. Bu anlamda bütün kamuoyunda bu program gelişimi çalışmalarının konusu olmasını da çok olumlu buluyorum aslında. Biz bunların üzerine konuştukça hangi görüşten olursak olalım program geliştirme sürecine olumlu bir katkı sunmuş oluyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat bana tanıdığınız için. Teşekkür ederim. Ömer Hocam çok çok kısa sizden de son Ben cümlelerinizi. de son cümlemi şöyle söylemek isterim. Ben Türkiye'nin 2000'li yıllardan beri yürütmüş olduğu öğrenci başarısını belirleme sınavları, ulusal ve uluslararası Teams, PIRLS, PISA, bizim ABİD'e, hatta daha öncesinde ÖBBS. Bu çalışmaların, araştırmaların bulgularına bakıldığında iki tane ortak nokta var geliştirilmesi gereken. Bu projeler Türk eğitimiyle ilgili tüm manzarayı ortaya koyuyor. Aslında öncelikle vurguladığı şey kesinlikle program değil. Öncelikle vurguladığı durum öğrenci donanımı ve öğretmen donanımının geliştirilmesi. Türkiye'de öğrenci ve öğretmen donanımı geliştirilmediği müddetçe altından program yapılsa bu programın sınıf içinde uygulanma durumu mümkün olamayacaktır. 2003 pratiğimiz var, uygulanamadı. Programı geliştirenler 10 yıl sonra özür dilediler yanlış yaptık diye. Şimdi bugün öğrencinin evindeki kitap sayısı az. Bakın, kendine ait kitap sayısı, kitabı olmayan öğrenci var. Kitaplığı olmayan öğrenci var. Okuma sayısı saat olarak süresi çok sınırlı. Evdeki kitap sayısı az. Aileyle kitap okuyamıyor. Eğitim etkinliklerinden, yani okul dışı etkinliklerden, gezi, gözlem, müze gezisi, bir takım olanaklar, bunlardan yararlanamıyor. Okulda laboratuvar yok, spor yok. Okulda bir takım etkinlikler düzenlenmiyor, çocuk bundan yararlanmıyor. Şimdi bu zafiyet içerisinde temel yaşam becerileri düşük olan öğrencileri biz
bir programda geliştiremeyiz. İki kanattan okula girmek gerekiyor. Bir, Yelken Hocam söyledi, program sağlam olmayabilir ama öğretmen sağlamdır, bir sürü boşluğunu tamamlayabilir. Katılıyorum. İki, öğrenci okuyacaktır, bilgilenecektir, temel değerlerini bu yolla zenginleştirip geliştirecektir ve okulda bunun pratiğini yapabileceği ortamları oluşturmamız lazım. Kaynakları buraya seferber etmemiz lazım. O zaman iyi bir program hakikaten etkili iş görebilir ve bizi başarıya götürebilir. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim her ikinize de. Burada öğrencilerin ve gençlerin katılımını, bu süreçte yer almasının önemini de tekrar altını çizelim. Eğitim 360'da bu hafta Marif modelini konuştuk. Gelecek hafta başka bir programda görüşmek üzere.